Köpekler neden eşyaları saklar? Köpekler geçmişten bugüne insanoğlunun hep en iyi ve en sadık dostu olmuştur. En iyi arkadaşımız, evimizin ve bizim adeta koruması olan bu patili dostlarımız bazen bizlere saçma gelen bazı davranışlar sergiler. Altında yatan nedeni anlamak köpeğimizle aramızdaki bağı kuvvetlendirecektir. Eşya saklamak ve mamasını gömmek de bu davranışlar arasında. Peki sevimli dostlarımızın yaptığı bu hareketin anlamı var mı? Cevabı dinlemeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Köpekler ne kadar insanlarla birlikte yaşamaya alışmış ve evcilleşmiş olsalar da atalarından miras kalmış bazı içgüdülere sahipler. Bu genlerine işlemiş içgüdülerle bağlantılı olarak sergiledikleri bazı davranışları bulunuyor. Bu davranışların başında gelen yiyeceğini ve eşyaları saklama ya da dışarı gömme durumu köpekler için oldukça önemli. Bizler nasıl hayvanımızın her hareketini dikkatle izliyor ve karakterleri ve neye değer verip sevdiklerini biliyorsak, aynı şey patili dostlarımız için de geçerli. Sahiplerinin neyi sevdiklerini ve en çok hangi eşyasıyla vakit geçirdiğini bilen köpekler, bazen ilgi ve oyun oynamak istediklerinde bu eşyaları saklarlar. Böyle bir durumda yapılması gereken şey ona kızmak ya da küsmek değil, istediği ilgi ve şefkati göstermektir. Köpeklerin ataları ve kurt gibi vahşi türlerin avlanmaları her zaman zahmetli bir olay olmuştur. Zorlu geçen avın sonunda karınlarını doyurup kalan parçaları açıkta bırakmak istemeyen köpekler başka bir zaman yemek ya da olası bir yiyecek bulamama durumunda aç kalmamak için artan parçaları toprağa gömerler. Aslında bu davranışa bir tür hayatta kalma stratejisi de diyebiliriz. Aç kalmayacaklarını garanti altına alma içgüdüsü bugün hala köpeklerde görülmekte. Bugün aramızda yaşayan, özellikle de evlerde bakılan köpeklerin böyle bir ihtiyacı olmasa da içgüdüsel olarak hala bu davranışı sürdürürler. Koltukların arasından evin ücra köşelerinde yatağının ya da halının altında sakladıkları mamalarıyla karşılaşabilirsiniz. Köpeklerde sıklıkla gördüğümüz etrafı kazma isteği ise sadece yemeklerini saklamak için değil. Bu davranışın altında topraktan çıkacak ufak canlıları yemek, serin bir yerde yatmayı istemek gibi sebepler de bulunmakta. Köpeğinizin yemeğini gömmesine müsaade etmek her zaman doğru olmayacaktır. Uzun zaman önce sakladığı bir yiyeceği bulup yemesi bozulma durumunda ishal, kusma ya da zehirlenme gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Dipnot: köpeklerde koku duyusu insanlara göre 100.000 kat daha gelişmiştir. Burunlarını sürekli yalayarak ıslatmalarının nedeni ise ıslak burunlarıyla kokuları daha iyi tanımaları. Yeni bölümleri kaçırmamak ve kanaldaki diğer videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın.